Biyoenerji Artı Modül 1 eğitimi nedir? Neden sizler bu Biyoenerji Artı Modül 1 eğitimine katılmalısınız? Katılınca neler oluyor? Burası çok önemli. İç ses bizim hayatımızı yönetir ama bu zihnin konuşması demek değildir. Çünkü Biyoenerji Artı Modül 1'de biz iç sesi açıyoruz. İç ses açılınca ne oluyor? Zararlı iç ses bir insana neler yaptırır? Zararlı zihnin konuşması şudur. Sizi negatif olarak sürekli aşağıya çeker, sürekli zihninizi meşgul eder, yormaya başlar ve hiç susmayan bir zihin meydana gelir. Korumayı hocam ne zaman öğreniyorlar ve bu ne zamana kadar biz korumalarını yapıyoruz? Modül 1'in içerisinde başka neler var? Diyeti anlatırız, yakından şifayı anlatırız ve birçok konuyu daha kapsarız ama en önemli konularımızın özü buydu Modül 1 eğitiminde. İyi bir şifacı olmak için ilk adım dediğimiz Biyoenerji Artı Modül 1 eğitimi nedir? Neden sizler bu Biyoenerji Artı Modül 1 eğitimine katılmalısınız? Katılınca neler oluyor? Biyoenerji Artı Modül 1 eğitiminde ocaklıklar uyumlanır. Ama şurası yanlış anlaşılmasın. Ben sana el veriyorum olayı değil. Her insanın kendi ocaklığı vardır. Allah'tan gelen, anneden veya babadan devrolan, başka hiç kimseden değil, birinci dereceden bu anneanne olabilir, babaanne ya da dede olabilir. Kan bağı olan. Kan bağı olan, evet. Ama bir amca değil. Dolayısıyla öncelikle ocaklıklarını uyumlarız. Ocak olan kişinin frekansı yükselmeye başlar ve frekansı yükseldikçe iç sesi Allah dostlarına açılmaya başlar. En sık sorulan sorulardan birisidir. Ben ocak mıyım diye. Sevgili dostlar, bu soruyu soran herkes ocaktır. Ben size bu kadarını söylüyorum. Neden öyledir? Belki ona direkt olarak o ocaklık eli atalarından gelmemiş olabilir. Ama o atalardan gelmiş havada atıl halde boş duran bir el vardır. Bu el Allah'ın elidir ve Allah'ın hediyesi olan bir eldir, ocaklık elidir. İşte birine ocaklık gelmiştir, ilgisizdir kişi. O ocaklığın farkına varsa bile hiç onun ilgilendirmiyordur. Şifacı olmak gibi bir niyeti de hiçbir zaman yoktur ve olmayacaktır. Ama bir kişi var, işte o soruyu soran canlarım, ben ocak mıyım diye soran canlarım, onlar o eli alırlar ve kullanırlar. Tabii aynı aileden olmak koşuluyla kan bağı olmak zorundadır. Bunu da üzerine alabilmesi için. Bir de o ocaklık uyumlanmasını herkes yapamaz. Bunu da altını çizmek gerekir. Herkes diyor ki ben ocaklık uyumluyorum. Herkes ocaklık uyumlayamaz. Neden uyumlayamaz biliyor musunuz? Bunu yapabilecek olan kişinin bir kere enerji olarak o yeterliliğe gelmiş olması, enerji frekansının yeterli yüksekliğe gelmiş olması gerekir ki o eli diğer elle buluşturabilsin. Yani ocaklığı uyumlayabilsin. Peki ocaklık uyumlandığı zaman neler oluyor hocam? Biyoenerji Artı Modül 1'de yavaş yavaş gidelim. Frekans yükselmeye başlar. İç ses açılır. Burası çok önemli. İç ses bizim hayatımızı yönetir ama bu zihnin konuşması demek değildir. Sessiz bir sestir ve biz sadece soru sorduğumuz zaman cevap verir. Bizi üzmez bu ses. Tam tersi bize güven verir. Bize yol gösterir. Bize yanlış yaptığımız zaman bizi uyarır ve doğru yönü gösterir. Hayat kurtarır kısacası iç ses. Evet, ocaklık uyumlanmaya başlayınca dedi ki Maria hocanız enerji frekansları yükselmeye başlar. Bakın orada olan bir şey var. Enerji frekansımız yükselmeye başlayınca ne oluyor biliyor musunuz? Alabilme, kabul edebilme, uyumlanabilme durumuna geliyoruz. Frekans yükseliyor, duanın minik bir kısmı iniyor önce. Yükseldikçe diğer kısmı, yükseldikçe diğer kısmı bir süre sonra o duanın tamamı iniyor. Bir sonraki duaya geçiliyor. O da minik olarak iniyor. Duanın tamamı yükleniyor. Esmalar önce bir iki esmayla başlar uyumlanınca. Uyumlanıp
Frekans yükselmeye başlarken 3 esma, 4 esma ve en son 99 esmanın tamamı yüklenmiş olur. Ve bütün bunların olması demek kişinin yepyeni bir dünyaya, yepyeni bir döneme girmesi demektir. Çünkü Allah dostlarıyla iletişim kurabilme, yardım alabilme, onlara soru sorup cevap alabilme ve aldığımız cevapların hepsinin doğru olması. Çünkü Maria hocanız faydalı bir iç ses dedi. Orası o kadar önemli ki. Hocam iç sesten biraz bahsedelim mi? Çünkü Biyoenerji Artı Modül 1'de biz iç sesi açıyoruz. İç ses açılınca ne oluyor? Şimdi iç ses oluştukça sizlerin frekansı belirli bir seviyeye gelmiş olması lazım. Çünkü belli bir frekansın altında o iç sesinize net bir şekilde sahip olamazsınız. O frekans yükseldikçe, biz uyumlanmaya başladıkça bize ocaklığımızdan gelen dualara, duaların görevlileriyle bütünleşmeye başlarız. İç sesimizi onlardan alırız. Onun haricinde frekansımız yükselmeye devam ettikçe ve 10.000'i yakalayınca artık Allah dostlarımızın sesine de açılmış oluruz. Allah dostlarımızın sesi 10.000 MHz'in altında çalışmaz. Neden çalışmaz? Çünkü onların inebildiği minimum bir frekans seviyesi vardır ve bu da ancak 10.000'le mümkün olur. Bu yüzden biz 10.000'e çıkarız, onlar 10.000'e düşer ve biz uyumlanırız. 10.000 MHz'in bir diğer anlamı daha var. O da varlıkların ulaşabilecekleri en üst seviyede 10.000 MHz olduğu için o çok anlamlı ama ülkemizde ve dünyada hiç olmayan, bakın net söylüyorum, bu frekansta yaşayan olabilen insan sayısı o kadar çok değil sevgili canlar. 10.000 MHz'de modül 2'ye gelince sabitleniyor. Modül 1 sonrası modül 2'ye kadar frekanslar yükselişine devam ediyor. Çok da yükselmesini istemiyoruz. Çünkü biz kontrollü açıklık diyoruz. 10.000 MHz'de modül 2'de sabitliyoruz. Bu arada ben iç sesle ilgili hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bizim açtığımız Biyoenerji Artı Modül 1'deki iç sese biz faydalı iç ses diyoruz sevgili canlar. Çünkü iç ses dediğimiz zaman modern tıp bilimi onu düşman ve yok edilmesi gereken bir şey olarak görür ve bilir. Doğru, biz de aynı kanıdayız ama biz faydalı olanı değil, zararlı olan iç sesi öyle görüyoruz. Hocam şimdi, zararlı iç ses bir insana neler yaptırır? Zihnin konuşması şudur. Sizi negatif olarak sürekli aşağıya çeker, sürekli zihninizi meşgul eder, yormaya başlar ve hiç susmayan bir zihin meydana gelir. Korku verir, panik atak verir, kalp çarpıntısı oluşur ve sizi negatifin içerisinde boğar ve sürekli kaybetmenizi sağlar. Oysaki iç ses neydi? İç ses sessiz bir sesti. Sizi rahatsız etmeyen, sizi yormayan ve size sürekli teşvik eden, doğru yönde teşvik eden, sorduğunuz sorulara yanılgısız cevap veren ve aynı zamanda sizi yukarıya doğru yükselten bir sestir. Evet, Biyoenerji Artı Modül 1'de yaptığımız çok önemli işlerden birisi de kanal kapatmak. Kanal niye açılmış ve biz kanalı niye kapatıyoruz hocam? Modül 1'in en önemli konularından bir tanesi de iç sesten sonra kanal kapatma. Üzerimizde birçok insanın üzerinde sürekli kanal açılıyor ama bizler farkında olmuyoruz. Aslında bu kanallardan dolayı zaten hastalanıyoruz ya. Uzay enerjilerinin kanalları, varlık kanalları ve farklı enerjilerin, binlerce çeşit enerjinin kanalı oluşuyor üzerimizde. Özellikle bizler ocaksak. Bizler ocak olduğumuzda ne oluyor? Enerjimiz vakumlanmaya başlıyor. Kök çakra beslenememeye başlıyor. Çünkü kök çakradan açılan bir kanal sürekli enerjiyi vakumladığı için aşağıdan yukarıya bu çakralar beslenemez hale geliyor ve biz sürekli yorgun hissediyoruz. Hep yorgunuz, hep yorgunuz. Hiçbir şeye halimiz yok. Elimiz kolumuz kalkmıyor. Kanal kapatmayı öğretiyoruz. Biyoenerji Artı Modül 1'de. Evet, Biyoenerji Artı Modül 1'de çok önemli yaptığımız farklı, herkesten farklı bir iş var. Koruma olmadan iyi bir şifacı olunamaz sevgili canlar. Frekans yükselmeden koruma olmaz. Koruma olmadan şifacı olunamaz. Çünkü korumamız yoksa birine dokunur yanarız. Birindekini alır kendimize yapıştırır, monte ederiz.
Bir süre sonra şifacı olduğunu zanneden sevgili kardeşlerim, şifacılık eğitimlerinden sonra düşüp kalıyorlar. Düştükleri yerde artık şifaya muhtaç hale geliyorlar. Bunun sebebi korumadır. Korumayı hocam ne zaman öğreniyorlar ve bu ne zamana kadar biz korumalarını yapıyoruz? Modül 3'e kadar korumalarını biz yapıyoruz. Modül 3'te herkes kendi korumasını öğrenir ama modül 1 ve modül 2'deki korumayı biz sağlıyoruz. Sadece şifacı olan kişiye değil, aynı zamanda bütün ailesine sağlıyoruz ki onlar şifa verirken ailesi de zarar görmesin diye. Sadece ailelerine de değil, artı danışanlarına tabii bile. Tabii ki otomatik olarak danışanlarına da aynı şekilde koruma oluşturulur. Yine Angels Academy tarafından. Çünkü 2 günlük bir biyoenerji artı modül 1 eğitiminin sonunda her öğrencimiz, her şifa meleğimiz yakından şifayı gönül rahatlığıyla, korkusuzca verebilir duruma gelir. İnsanlara faydalı olmaya ve kendine de faydalar sağlamaya başlar. Evet, para da kazanabilirler şifacılıktan. Tabii bu arada modül 1'in içerisinde başka neler var? Diyeti anlatırız, yakından şifayı anlatırız ve birçok konuyu daha kapsarız ama en önemli konularımızın özü buydu modül 1 eğitiminde. Modül 1'den önce bizler bir ücretsiz çakra eğitimi vermişizdir. Bu kardeşlerimizin çoğu o eğitime katılmıştır ama katılmadan da bu eğitime gelenlerin olabileceğini düşünerek biyoenerji artı modül 1'de o ücretsiz çakra eğitimimizde çok geniş olarak kapsadığımız çok önemli konuları, iyi bir şifacı olabilmek için bilinmesi gerekli olan birçok konuyu özet olarak bahsediyoruz, kapsıyoruz. İşte bu şekilde biyoenerji artı modül 1 eğitiminden sonra sağlıklı ve güvenli bir şekilde şifa meleğimiz olarak şifacı olunur ve diğer videomuzda da biyoenerji artı modül 2'yi anlatıyor olacağız. Eyvallah.